Güzel görüyoruz. Beraber şurada alabilir miyiz? Çok kısa. Çok kısa bir konser başlıyor. Başka zaman. Evet, burada da başlıyor. Bu tarafa. Eyvallah. Geçelim tamam, sonra konuşuruz. Burada bir tatil yaptınız. Birkaç nasıl kelime başladı? Alalım. Nasıl söyleyeceksiniz? Aşk nasıl başladı? Nasıl tanıştınız bu arada? Çıkın bana. Konser başladı şimdi. Geldik. Arkadaşlar şunu bir açın. Çok kısa sohbet etmek istiyorum. Beraber spor salonunda yapalım. Teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor beraberliğiniz Pınar Hanım? Kaan Bey konuşmayacak mısınız? Yok. Uzun zamandır bekleniyordu bu ilişki görüntülenmeyi. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey gayet güzel Akif. Teşekkür ederiz. Geçiyoruz değil mi? Nereye geçelim? Burası Kaan Bey. Burası. Bir dakika. Şimdi rahatça şimdi rahatça girelim. Tekrar merhabalar diyelim o zaman. Ne yapıyorsunuz? Teşekkür ederiz. Güzel bir yaz geçti. Güzel bir ilişki, hayırlı olsun yeniden. Çok teşekkür ederim. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa duygularınızı alabiliriz Pınar Hanım. Güzel gidiyor her şey. Görüyoruz onu. Tamam, o kadar. Önce birliktelikler, ondan sonra saatler. Dedektif gibi aslında ilişkiniziniz mi? Öyle bir şey değildi o. Çok yanlış anlaşılan bir şeydi de. Neyse. Güzel, her şey çok güzel. Her şey evet. Çok yolunda. Beraber bir spor salonu yazılırız Polnesköy'de haberlerimiz. Spor salonu mu? Doğru mu abi? Nerede yazılmışız? Polnesköy'de. Evet, Polnesköy'de. Polnesköy'de doğrudur. Ne işim? Hayatımda iki kere falan gitmişimdir herhalde. Buraya git gel, ömür biter yani. Ben daha önce sen tanıştık falan. Efendim? Daha önce sen tanıştık falan. Yani işte gördüğünüz gibi daha fazla detaylı bir şey söylemeyelim. Evet. Keyfimiz çok yönde, çok mutluyuz. Sizden de... Seni yerim. Bu kadar. Çok teşekkür konser ederim. Başlayacak. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Sağ olun. Eyvallah. Yine konuşsaydık çok güzel. Başka zaman konuşalım. Ne olacak? Yani insanlara şey olmasın. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Solda çıkmak. Gel bir öpeyim. Çok özledim. Tamam gel. Geçelim. Tamam. Pardon. Nereye geçelim? Güzel öpeyim. Arkaç Bey. Altaç. Sonra... Gör onunla işimizi. Güzel bir fotoğraf çekiyorum. İyi, sen iyi bence. Ne haber canım, nasılsın? Evet. Bilet konserde karşılaşmak lazım. Konser başlayacak. Selamlar Kaan Bey. Hayırlı olsun Pınar Hanım. El ele göz göze Allah nazardan saklasın. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa birkaç kelime. Evet ama birkaç kelime ama alalım. Nasıl geçti tatil? Aşk nasıl başladı?
Konser başlamış. Arkadaşlar şuraya gelsin. Volkan dur. Dur ulan önümdesin. Önümdesin. Tam Bey konuşmayacak mısınız? Yok, uzun zamandır bekleniyordu bu ilişki görüntülenmeyi. Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Her şey gayet güzel. Artık teşekkür ederiz. Evet, şimdi rahatça oturdunuz. Tekrar merhabalar diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Güzel bir yaz geçti. Güzel bir ilişki, hayırlı olsun yeniden. Neler söyleyeceksiniz? Çok kısa duygularınızı alabiliriz Pınar Hanım. Güzel gidiyor her şey. Görüyoruz onu. Tamam o kadar. Önce birliktelikler, ondan sonra saatler direkt gidiyor. Öyle bir şey değil. Yanlış anlaşılan bir şey. Güzel, her şey çok güzel. Her şey zaman başladı. Peki, beraber spor salonu yazılmış. Spor salonu mu? Nerede yazılmışız? Polonezköy'de. Evet, Polonezköy'de. Doğrudur. Hayatımda iki kere falan gitmişim. Oraya git gel, ömür bir tane yani. Ben daha önce dönüşüm kutlar mıydı? Efendim? Yani işte gördüğünüz gibi daha fazla detaylı bir şey söylemeyeyim. Keyfimiz çok yerinde, çok mutluyuz. Sizden de... Senin yerin. Çok teşekkür konser ederiz. Konser başlıyor. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başka zaman konuşalım. Ne olacak? Yani, tekrar hayırlı olsun. Sağ olun. Soldan çıkalım. Tamam çıkacağım. Biraz geç kaldık konsere galiba. Yok, başlaması da daha hiç merak etme. Merhabalar. Hanımefendi, konuşmak güzel bir konserdeyiz. Evet, çok güzel bir konserdeyiz. Bizim kuşağın Star'ını dinlemeye geldik bu akşam. Sonunda göğsümüzü gere gere takip edebileceğimiz bir sanatçımız oldu. Yani bizim kuşakta. Benim de arkadaşım, çok seviyorum onu. Ezbere biliyorum bütün şarkılarını. Güzel bir gece olsun hepimiz için. Çok evet, teşekkürler. Hoş geldiniz diyelim. Peki yeni projeniz de hayırlı olsun. Çok sağ olun. Aslında Barbaros Arda'ydınız. Devam edecekti ama bir anda değişimler oldu. Evet. Yeni diziden biraz bahseder misiniz? Sete başladınız mı? Sete bir hafta içinde başlıyoruz. New Amsterdam isimli bir dizinin Türkiye uyarlaması. Çok pozitif, hepimizin ihtiyacı olduğu gücü bize vermekte katkısı olacağını düşündüğüm bir iş. Umarım keyifle izler insanlar. Teşekkürler. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Sandınız mı? Beni biraz ağla sana. Haluk Levent Foça'da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi soruları yanıtlayan ünlü rockçı kendisini yorgun hissettiğini söyledi. Fazla yaklaşma. Evet geçmiş çünkü olsun. Bugün yorgun hissediyorum kendimi. Yani onun için herkese mesafeli durmaya çalışıyorum. Böyle bir metreyi söyle bakalım. Ama test yapıldı galiba, şu an negatifsiniz. Daha bir testimi yarın yaptıracağım. Biraz yorgun hissediyorum. Çok geçmiş olsun diyelim. Sağ olasın. Ünlü rockçı uzun zamandır Foça'da konser vermediğini anlattı. Yıllardır gelmediğim yer Foça. O kadar çok özlemişim ki sahnede olmayı. Ve bu konserin bir anlamı daha var. Bu konser tam anlamıyla Foça halkına bizden bir armağan konseri. Hı hı. Eğlensinler diye yapılmış bir konser. Uzun zamandır gelmemiştik. Foça Belediye Başkanımız'a öyle bir proje düşündük. Hı hı. Bu da bizden olsun. Haluk Levent 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın ardından sahnede İzmir'in Kurtuluş Günü'nün de coşkusunu yaşadıklarını belirtti. Muhteşem bir haftaya giriyoruz, İzmir'in Kurtuluş Haftası'na. Ne zaten bugünlerde her söylediğimiz evet. Şarkı zafer coşkusuyla pekişiyor ve bizi sahnedeyken heyecanlandırıyor. Aşk şarkısı, Sevda türküsü bile söylerken
o zafer coşkusunu hissediyoruz. 2017 yılında İzmir Marşı'nı seslendiren Haluk Levent'in adı, son günlerde yapılan anketlerde Cumhuriyetimizin 100. yıl marşını seslendirmesi gereken isimler arasında da ilk sıralarda yer alıyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa, adın yazılacak güzel her taşa. Hiçbir şey ısmarlama olmaz. Yani yürekten gelen bir şeyler yazıyorum. Belki bir şeyler çıkabilir, öyle diyelim, bekleyelim, olur mu? Ünlü sanatçıya pandemi sonrası şarkıcıların sahne ücretlerine zam yapıldığı hatırlatıldı. Pandemiden önceki ve sonraki fiyatlar, fiyat farkları. Tek ilgilenmediğim şey. Tek ilgilenmediğim, bana hiçbir sormayın. Konser sırasında sarılmak ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını uyaran ve kendisini yorgun hissettiğini anlatan Haluk Levent'in ertesi gün yaptırdığı Covid test sonucu pozitif çıktı. Ünlü şarkıcı hastalığı kısa sürede atlattı. Arkadaşlar, hepinize fotoğraf çektirmek, yan yana şarkılar söylemek ise bugün olabildiğince uzak duruyorum. Vallahi billahi gerçekten bugün bir yorgunluk hissediyorum kendimde, ona göre. Yaklaşmayın bana. Testimi yarın yaptıracağım değil mi? Şu an sağlıklıyım ama ya onun için fazla yaklaşmak istemiyorum dostlarım. Bugün beni idare edin, olur mu? Bugün beni idare eder misin? Yaklaşmayın. Hadi benim, hadi benim, benim olacaktım. Öte yandan Haluk Levent, Çatalca'da 21. Erguvan Festivali'nin açılış konserinde de sahne aldı. Ünlü şarkıcı konser sırasında bir çocuk hayranıyla dans etti. Solum sol tarafım, imanım dirim.